Efendim merhabalar, Bir TV ekranlarına hoş geldiniz. Astroloji Günlüğü programına hoş geldiniz. Bu hafta yine astroloji gündemimizde neler var? Bu hafta nasıl bir hafta bizleri bekliyor? Gökyüzünün bize mesajları neler? Hepsini sizlerle paylaşacağım. Ama tabii ki yeni bir haftaya başladık, yeni bir aya da başladık. O yüzden de bu yeni ayın sağlık, sıhhat ve huzur getirmesini diliyorum. Herkese mutluluk getirmesini diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel bir haftaya merhaba deriz. Tabii ki bu hafta özellikle pazartesi günü itibariyle Ay Terazi Burcu'nda günümüze başlıyoruz. Ay Terazi Burcu'nda daha ziyade adalet ve eşitlik duygularının ön plana çıkacağı bir gün olabilir. Tabii ki bazı kararsızlıklar da yaşayabiliriz. Çünkü Terazi Burcu'nun biliyorsunuz bazen dengesizlikleri olabiliyor ya da kararsızlıkları olabiliyor. İşte Ay Terazi Burcu'nda başladığımız için de bu haftaya o yüzden de bazı kararsızlıklarımız söz konusu olabilir. Ama eğer kararınızı verdiyseniz bu hafta itibariyle yani Ay Terazi Burcu'nda 2,5 gün olacağı için kararsızlıklardan arınmaya özen gösterin. Tabii ki bu haftanın en önemli olaylarından bir tanesi de 4 Haziran'da yaşayacağımız bir dolunay. Yay burcunun 13 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Biliyoruz ki dolunaylar çok güçlü enerjilere sahiptir. Çok çok bitiş enerjilerini de başında getirebilir. O yüzden de lütfen bu hafta itibariyle yaşadığınız sorunlar, yaşadığınız konular, hayatınızla alakalı geçirdiğiniz durumlar, tabii ki sizi ne kadar zorlasa da bazen bitişler olabilir ama bu bitişlerin hayrınıza olacağını lütfen unutmayın ve o yüzden de umutsuzluk yapmayın. Bu dolunayda tabii ki bazı huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. İçsel olarak kendinizi huzursuz hissederken maneviyatınızın düştüğü süreçler de olabilir. Bu hafta itibariyle maneviyatınızın yükselmesi için de bol bol Yahmet'in esmasını çekebilirsiniz. Peki bu göksel olaylar 12 burcu nasıl etkiliyor? Dilerseniz Koç ve yükselen koçlardan başlayalım. Efendim bu haftaya başlarken Koç ve yükselen koçlar maddi ve finansal konularda biraz zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Beklentisinin içinde olduğunuz gelirler varsa bu hafta elinize ulaşmayabilir ya da tam vaktinde ulaşmayabilir. O yüzden de bu hafta itibariyle maddi ve finansal konularda zorluk yaşarken daha önce çok fazla harcamalar yaptıysanız bu hafta bunları ödemekte zorlanabilirsiniz. Maddi olarak tabii kendinizi güvenlikte hissetmediğiniz için de maneviyatınız bu hafta itibariyle biraz zayıflayabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde ise kendinizi hiç olmadığınız kadar iyi ilişkiler ve iyi iletişimler içerisinde bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızla daha anlayışlı ilişkiler içerisinde olurken daha ılımlı iletişimler içerisinde de olabileceksiniz. Aşk ve ikili ilişkilerde ise aradığınız bir aşk varsa bu hafta itibariyle aradığınız bir o beyefendi veya hanımefendi hayatınıza girebilir. O yüzden de bu hafta hayatınızın ilişkisine başlayabilirsiniz. Tabii ki evlilik ilişkisi içinde olan koçlar ise bu hafta inatçılıklarından eğer vazgeçerlerse koskocaman bir haftayı gayet rahat bir şekilde geçirebilecekler. Tabii ki ilişkide bazı çıkmazlar yaşıyorsanız ya da bazı dengesizlikler yaşıyorsanız bu hafta itibariyle ilişkinin düzen enerjisini nasıl toparlayabilirim? İlişkide bir çıkmaz yaşıyorsanız acaba ilişkide yaşadığınız çıkmazla alakalı olarak sizin payınız nedir? Bunları düşüneceğiniz, bunları daha fazla irdeleyeceğiniz ve ilişkiyi toparlamak adına daha fazla özveride bulunacağınız bir hafta olacak. Kariyer ve iş alanınızda ise yükselme haftasında olurken işinizde yaşadığınız pürüzler, işinizde yaşadığınız kaoslar varsa bu hafta artık bu pürüzlerin ve sorunların bittiği, çalışma ve iş arkadaşlarınızla sükunetin de sağlanacağı, barış enerjisinin de ön planda olacağı bir hafta olacak. Tabii ki işinizde özellikle yükselme elde ederken maddi ve finansal konularda da bunların yansımasını görebilirsiniz sevgili koçlar. Tabii ki Dolunay bu hafta 9. evinizde olacak. Özellikle maneviyatınıza çok çok önem verebilirsiniz. Belki uluslararası bağlantılı işleriniz vardı. Bu işlerle alakalı olarak hızlanma sağlayabilirsiniz. Ama bu hafta itibariyle en fazla önemli olan şey sizler için maneviyatınızı kuvvetlendirmek olacak. Çünkü maneviyatınız ne kadar kuvvetlenirse kendinizi o kadar enerjik ve o kadar iyi hissedeceksiniz. Bu hafta meditasyon tarzı çalışmalar yapmak,
daha fazla dua enerjisinde olmak gücünüze güç katacak sevgili koçlar. Peki ya boğalar? Boğa ve yükselen boğalar, bu hafta şans sizden yana. Uzun zamandan beri talihsizlikler yaşayan bir boğaysanız, uzun zamandan beri bazı şanssızlıklar yaşadığınızı düşünüyorsanız, işte bu hafta itibariyle artık hayatınızın dönüm noktasını yaşayacaksınız. Kararsızlıklarınız varsa bunlardan tamamıyla arınacaksınız. Geleceğe yönelik planlar yapmak, hedefler yapmak bu hafta sizin için ön planda olacak. Ama tabii ki planlarınızı, hedeflerinizi lütfen çevrenizle paylaşmamaya bu hafta özen gösterin. Çünkü bazı enerjiler sizi bloke edebilir. Aşk ve ikili ilişkilerde spontane tanışmalar yaşayabilirsiniz. Hiç aklınızda yokken yeni bir tanışma yaşayabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ve özellikle evlilik ve ikili ilişkilerde sorun ve problem yaptığınız konular varsa, hem kendinize huzur vermek hem de partnerinize huzur vermek adına daha anlayışlı, daha sakin olacağınız bir hafta olacak. Ve tabii ki artık İlişkinizde yaşadığınız problemler ve sorunlar varsa da bunları belki aile büyüklerinizle ya da aile üyeleriyle paylaşıyordunuz. İşte bu hafta itibariyle bu konularda da artık ailenizle paylaşmama kararı alabilirsiniz. Daha fazla uzlaşmacı tavrınız ön planda olacak. Kariyer ve iş alanınızda ise uzun zamandan beri planladığınız, olması için çaba sarf ettiğiniz anlaşmalar, sözleşmelerle alakalı olarak imzalar atabilirsiniz. Ve bu hafta sorumluluklarınıza sorumluluklar katılabilir. Ama lütfen bu hafta bunlardan şikayetçi olmayın. Çünkü geleceğe yönelik çok güzel potansiyelinizi değerlendirebileceğiniz imkanlar karşınıza çıkabilir. Bunları geleceğe yönelik adımlar olarak değerlendirin. Ve o yüzden bu hafta itibariyle iş yapma kapasitenizin ne kadar yüksek olduğunu üstlerinize göstermek için çok güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu hafta sevgili boğalar, işsiz olan boğalar yeni işlerin startını verebilir. Dolunay tabii ki maddi finansal konularda alamadığınız nafakalarınız, tazminatlarınız ya da hak ettiğiniz halde elinize geçmeyen paralar varsa bu hafta itibariyle bunların elinize geçmesini sağlayacak gezegen kombinasyonları bu konularla alakalı olarak netleşmeler yaşamanızı sağlayacak sevgili boğalar. Peki ya ikizler? Bu hafta hayata karşı bakış açınızı, olayları, konuları, ele alış tarzınızın ve düşünce şeklinizin değişeceği bir hafta olacak. Artık hiç kimsenin ne dediğiyle çok fazla ilgilenmeyeceğiniz bir hafta olurken siz kendinizi nasıl mutlu hissediyorsunuz? Siz kendinizi nasıl iyi hissediyorsunuz? Bunlarla alakalı olarak artık kendinizle haşır neşir olacağınız bir hafta olacak. Ve tabii ki bazı huzursuzluklar yaşıyorsanız da bu hafta itibariyle yaşadığınız huzursuzluklar belki çevrenizdeki insanlardan kaynaklanıyor. Onların enerjisi belki size iyi gelmiyor. İşte bu hafta itibariyle bu konularla alakalı olarak bunlara önem vereceğiniz ve size huzursuzluk yaratan kişiler varsa da bunları çevrenizden uzaklaştıracağınız bir hafta olacak. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde artık uyum ve denge haftasında olacaksınız. Uzun zamandan beri anlaşmaya çalıştığınız ama anlaşmaya bir türlü varamadığınız konularda anlaşılmak bakımından, kendinizi anlatmak bakımından da şanslı olacağınız bir hafta olacak. Özellikle uzun zamandan beri ilişkisi olan, evlenmek isteyen ama evlilikten korkan ya da evlilikten fobisi olan bir ikizlerseniz bu hafta itibariyle evlilik kararı alabilirsiniz. Tamamıyla korkularınızın üstüne gideceğiniz ve artık netleşeceğiniz bir hafta olacak. Çünkü bu hafta dolunayın etkisiyle ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde netleşme yaşayacaksınız. Ama tabii ki uzun zamandan beri anlaşamıyorsanız veya bazı sorunların üstesinden gelemeyen bir ikizlerseniz de bu hafta itibariyle tamam mı, devam mı kararlarının da netleşeceği bir hafta olacak. Bu hafta kariyer ve iş alanınızda ise çalışıyorum ama maddi ve finansal olarak istediklerimi alamıyorum ya da giderleri artık yetişemiyorum diyen bir ikizlersiniz. Bu hafta yeni iş arayışları içerisine girebilirsiniz. Ama tabii ki işsiz olan bir ikizlerseniz uzun zaman önce bir başvuru yaptıysanız ve haber bekliyorsanız bu beklediğiniz yerlerden haberler alabilirsiniz sevgili ikizler. Ve tabii ki işsiz olan bir ikizlerseniz de yeni işlere başlayabilirsiniz. Tabii ki bu hafta yeme içme alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Çünkü mideyle alakalı olarak bazı sindirim problemleri yaşayabilirsiniz. Kilo alma eğilimleriniz artabilir. Bu hafta itibariyle fazla kilolara dikkat diyelim.
Peki ya yengeçler, yengeç ve yükselen yengeçler, bu hafta kendinizde ruhsal bir yorgunluk hissedebilirsiniz. Tabii ki Mars bizim artık burcumuzdan çıktı, yengeçlerin burcundan çıktı, aslan burcuna geçti ama tabii ki yengeçleri çok yordu. O yüzden de her alanda mücadele verdiniz, her alanda her şeyin iyi olması için çabaladınız. Hatta bazı polemikler yaşadınız, kaoslar yaşadınız ama bu hafta itibariyle artık rahatlama haftasında olacaksınız. Tabii ki geriye birazcık ruhunuzda yorgunluk kalmış olabilir ama bunu da daha fazla maneviyatınızı artırarak, daha fazla meditasyon çalışmaları yaparak, daha fazla dua enerjisinde olarak üzerinizden atabileceğiniz bir hafta olacak. Kariyer ve iş alanınızda ise ne kadar zorlanmalı ve yoğun bir haftada olsa da her işin altından kalkabileceğiniz bir hafta olacak. Tabii ki iş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar olabilir ya da iş arkadaşlarınızın kendi içinde yaşadığı bazı sorunlar ve problemler olabilir. Tabii ki bu hafta iş arkadaşlarınız bazı size oyunlar da yapabilir. Lütfen stratejik olmaya, stratejik davranmaya ve bu tuzaklara düşmemeye özen gösterin. Kendi yolunuzda ağır ama emin adımlarla gayet güzel bir şekilde yol alabileceğiniz bir hafta olacak. Güzel anlaşmalar, güzel sözleşmeler yapabilirsiniz. Özellikle iş akdiniz yenilenebilir. Bu hafta itibariyle özellikle kariyer ve iş alanında güzel bir hafta olacak. Sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde ise bu hafta size enerjisi samimi gelmeyen ya da gönülsüzce sürdürdüğünüz arkadaşlıklarınız varsa bu arkadaşlıklarınızla aranıza artık bir sınır çekebilirsiniz, bir duvar örebilirsiniz. Evlilik ve aşk ilişkilerinizde ise bu hafta yaşanan çıkmazlar varsa, krizler varsa yine tabii ki biraz devam edebilir. Yine arada soğuk rüzgarlar esebilir ama partnerinizin birazcık daha size ılımlı yaklaşması ya da bazı konularda sizden özür dilemesi nedeniyle tabii ki ilişkide kendi üzerinize düşeni yapacağınız bir haftada olacaksınız. Ama tabii ki bu hafta özellikle hafta sonuna doğru ikili ilişkilerde birazcık daha ılımlı olması sayesinde partnerinizin sizin de daha ılımlı olmanıza, bazı şeyleri birazcık daha alttan almanıza neden olacak durumlar yaşamanıza durumlar olabilir. O yüzden de bu hafta itibariyle ne kadar yaşanan pürüzler, ne kadar yaşadığınız olumsuzluklar olsa da hafta sonuna doğru partnerinizin uzlaşmacı tavrıyla sizin de artık bir şeyleri düzeltmek için ilişkinin enerjisini dengeleme açısından şanslı geçireceğiniz bir süreç olurken ilişkide bir şifalanma yaşayabileceksiniz. Bu hafta özellikle ebeveynlerinizin bazı seyahat planları olabilir ya da ebeveynleriniz uzun zamandan beri gitmek istedikleri ama gidemedikleri yerlerle alakalı olarak planlar ve programlar yapabilir. Ebeveynlerinizin bu hafta itibariyle daha sosyal olduğunu görebilirsiniz sevgili yengeçler. Peki ya aslanlar, aslan ve yükselen aslanlar bu hafta hayatınızda üstesinden gelemem ya da mücadele gücüm bitti dediğiniz ya da cesaretim yok dediğiniz konular varsa bu hafta artık Mars'ın sizin burcunuza geçmesiyle cesaret ve özgüven enerjinizin yükseleceği bir hafta olacak. Yani bu hafta Mars kombinasyonu size bazı konularda motivasyon sağlayacak. Özellikle kariyer ve iş alanınızda iş hedeflerinizi büyütebilirsiniz, iş hedeflerinizi ilerletebilirsiniz. Kendinize koymuş olduğunuz amaçlar ve hedefler varsa bunları tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bu hafta işinizde ön plana çıkmak, daha fazla kazanç sağlamak, daha fazla anlaşmalar, sözleşmeler yapmak, yani işinizde ön plana çıkmak için daha fazla çaba sarf edeceğiniz bir hafta olacak. Özellikle düşünce olarak projelendirdiğiniz projeleriniz varsa bunları artık hayata geçirebilirsiniz. Yeni iş atılımları yapabilirsiniz, ortaklı işlere başlayabilirsiniz. Yani bu hafta artık işinizle alakalı olarak yükselme, yıldızınızın parlama ve parlatma aşamasında olacağınız bir hafta olacak. Yalnız yeni işe başlayan bir aslansanız bu hafta itibariyle adaptasyonda biraz sorun olabilir. Sıkıntılı bir süreç geçirebilirsiniz ama lütfen bu konuyla alakalı olarak olumsuzluklar yapmamaya özen gösterin. Aşk ve ikili ilişkilerde ise bu hafta iddiacı yapınız ön planda olabilir. Bazı konularda
partneriniz size baskı yapabilir. Ya da baskısıyla aslında düşüncelerini size kabul ettirmek isteyebilir. İşte inatçılığınız da bundan kaynaklanıyor olabilir. O yüzden bazı konularla alakalı olarak anlaşmazlıklar ön plana gelebilir. Bazı tartışmalar, kavgalar yaşanabilir. Arada biraz soğuk rüzgarlar esebilir. Yani bu hafta ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde biraz soğuk rüzgarlar esmesiyle birlikte aşk enerjisi düşebilir. Ama bu hafta tabii ki biraz krizlerin yaşanması sizin motivasyonunuzu düşürebilir. Çünkü karşı tarafa hep haklı olduğunu söylemekten de yorulduğunuzun farkına varabilirsiniz. Bu hafta aşk ve ikili ilişkilerde biraz hakkınızı arayacağınız ve asla arka planda kalmak istemeyeceğiniz bir hafta olacak. Özellikle ebeveyn olan bir aslansanız çocuklarınızla alakalı olarak gündemleriniz artabilir. Özellikle yeni bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Çünkü Dolunay bu konularda sizlerin hayatındaki konuları ön plana getirecek. Maddi ve finansal alanda ise çok şanslı, güzel, bereketli bir hafta geçireceksiniz. Özellikle elinize geçemediğiniz ya da elinize geçmeyen haklarınız varsa bu hafta itibariyle bunların elinize geçeceğini göreceksiniz sevgili aslanlar. Peki ya başaklar, başak ve yükselen başaklar? Sevgili başaklar, bu hafta bir panik enerjisinde olabilirsiniz. Her konuyla alakalı olarak biraz aceleci davranabilirsiniz. Ve tabii ki bu telaş enerjisi biraz sizi yorabilir. Bu telaş enerjisi ruhunuzda birazcık zorlanmalara, içsel olarak huzursuzluk yapmanıza neden olabilir. Lütfen bu hafta itibariyle telaş enerjisinden arınmaya özen gösterin. Çünkü her alanda motivasyonunuzun düştüğünü görebilirsiniz. Aşk ve ikili ilişkilerde bu hafta tabii ki tatsızlıklar yaşanabilir. Ya da ilişkinizde tadınızı bozan durumlar yaşanabilir. O yüzden de ikili ilişkilerde duygusal iniş çıkışlar, ani dalgalanmalara açık olacağınız bir haftadasınız. Tabii ki partnerinizin bazı konularda anlayışsız davranması ya da bazı konularla alakalı olarak konuşurken geçiştirmesi bu hafta sizi kırabilir. Acaba bu ilişkide yalnız mıyım diye düşünmenize neden olabilir. Ve tabii ki bazı konularda artık sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Sessiz kalarak bir şeyleri anlatma taraftarı olabilirsiniz. Yani o yüzden de bu hafta ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde kendi içinize döneceğiniz bir hafta olacak. Yine yalnız olan başaklar bu hafta yeni arkadaşlık teklifi alabilir. Ama tabii ki yeni bir ilişkiye başlamak açısından da güzel bir haftadasınız ama biraz kendinize zaman tanımak isteyebilirsiniz. Özellikle Dolunay ev, aile, yuva alanında sizleri etkileyecek. Gayrimenkul alım satım konuları varsa ya da aile üyeleriyle bu konularla alakalı olarak anlaşamadığınız konular ve durumlar varsa bu hafta itibariyle bu konularda netleşmeler yaşayabileceksiniz. Kariyer ve iş alanınızda ise özellikle bazı dalgınlıklar yaşayabilirsiniz. Bazı şeyler gözünüzden kaçabilir. Bu da üstlerinizden eleştiri almanıza neden olabilir. Lütfen bu hafta itibariyle bugünün işini yarını bırakmamaya özen gösterirken dalgınlıklardan da arınmaya özen gösterin. Çünkü bu hafta kendinizi işinize konsantre, entegre etmeniz gereken bir haftadasınız. Veriminiz de düşebilir bu yüzden. Maddi ve finansal konularda ise gelirler giderleri karşılayamayabilir. Bu hafta borç alma ya da kredi çekme gibi düşünceniz olabilir sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, haftaya başlarken tamamıyla kendi sağlığınıza odaklanacağınız bir hafta olacak. Özellikle gelmiş kontrolleriniz varsa ya da geçmiş kontrolleriniz varsa bu hafta itibariyle bu sağlık kontrollerinizi yaptıracağınız bir hafta olacak. Belki kendinizi birazcık ihmal etmiştiniz, belki sağlığınızı birazcık ihmal etmiştiniz. Artık kesinlikle sağlığınızı ikinci plana atmayacağınız bir hafta olurken yaşadığınız rahatsızlıklar varsa da bu hafta itibariyle şifalanma haftasında olacaksınız. İş ve kariyer alanında daha planlı ve daha programlı olmaya bu hafta itibariyle özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. Çünkü bu hafta işinizde bazı sorunlar, problemler oluşabilir. Bazen düzensizliklerden oluşan bazı problemlerin önüne geçmek zor olabilir. Bu hafta itibariyle verilerinizi yedeklemeye özen gösterin. Planlı, programlı olmaya, daha organize olmaya önem vermeniz gereken bir haftadasınız. Tabii ki iş arkadaşlarınızla da bazı polemikler oluşabilir. İş arkadaşlarınız bilerek, isteyerek sizi sinir etmek isteyebilir. Bazı konularla alakalı olarak sizin
tepkinizi çoğaltmaya neden olacak davranışlar sergileyebilir. Lütfen bu hafta itibariyle bunlara kesinlikle aldırış etmeyin. Kesinlikle polemikler içerisine girmeyin. Çünkü bu hafta yaşanan sert açılardan dolayı işinizde, kariyerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Haklı olduğunuz halde haksız durumlara düşebilirsiniz. Çünkü bazen sinirlerinize hakim olamayabilir, bazı şeyleri pat diye konuşabilirsiniz. Aklınıza ilk gelen şeyleri bir anda konuşabilirsiniz. O da o yüzden insanlar arasındaki, kişiler arasındaki iletişimlerde yanlış anlaşılmanıza neden olabilir. O yüzden de haklıyken haksız duruma düşmemek için birazcık daha sakin olmaya, birazcık daha temkinli olmaya özen gösterin. Ev, aile, yuva alanında ise bu hafta özellikle ebeveynlerinizle alakalı olarak bazı gündemleriniz ön plana çıkabilir. Daha fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz ya da onların yanında olamadığınız için ya da olmadığınız için bazı sistemkar davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Lütfen bu hafta itibariyle onlara daha fazla önem vermeye, yanlarında olmaya özen gösterin. Ve tabii ki bu hafta aşk ve ikili ilişkilerde ise bitirdiğiniz bir ilişkiniz varsa ya da vakti zamanında sizi çok üzen bir ilişkiniz varsa ve ayrılıklar yaşadıysanız bu hafta eski partneriniz bir anda karşınıza çıkabilir. Ya da size geri dönmek isteyebilir, sizden yeni bir şans almak isteyebilir. Yani bu anlamda tabii ki yeniden başlayıp başlamama kararını vermek çok kolay olmayabilir. Bu anlamda kararsız kalabilirsiniz. Tabii ki evli olan teraziler bu hafta yaşadığınız problemleri çözme aşamasında şanslı olacağınız bir haftadasınız. Özellikle kardeşler, kuzenler, arkadaşlar konusunda ise yaşadığınız bazı anlaşmazlıklar, bazı sorunlar olabilir. Bunları aşmak için ya da bu yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan sorunları telafi etmek adına şanslı bir haftada olacaksınız. Yarım bıraktığınız eğitimler varsa yarım bıraktığınız eğitimleri tamamlayabilirsiniz. Ya da özellikle yeni başlamak istediğiniz eğitimler varsa ve bir türlü başlama konusunda karar veremiyorsanız işte bu hafta itibariyle net kararlar içerisinde olabilirsiniz. Peki ya akrepler? Akrep ve yükselen akrepler? Efendim bu hafta özellikle iş düzeninizde ve meslek hayatınızın da yaşadığınız sorunların ön plana çıkacağı bir hafta olabilir. Çalışma saatleriniz artabilir, sorumluluklarınız artabilir. Ya da bu hafta üstlerinizle anlaşmak çok çok kolay olmayabilir. Bir şeyleri anlatmak, bir şeyleri izah etmek ya da işte yapılan bazı yanlışlıklar varsa bunları onlarla konuşmak isteyebilirsiniz ama bu hafta istediğiniz kadar üstlerinizden destek alamayabilirsiniz. Ve bu da sizin birazcık işten soğumanıza, birazcık işten yani işe gitme enerjinizin düşmesine neden olabilir. Tabii ki bunun yanında üstlerinizden bir de eleştiri de alabilirsiniz. Bu da moralinizin bozulmasına neden olabilir ama bu durağan bir süreç değil, geçici bir süreç. Lütfen bu hafta itibariyle kariyer ve iş alanında değişiklik yapmaya gitmeyin. Çünkü çok doğru bir zaman değil. Ne kadar tabii ki işinizden memnun olmasanız da bunun geçici bir süreç olduğunu kendinize hatırlatarak kendi kendinizi motive etmeye çalışın. Özellikle yeni girmiş olduğunuz bir işiniz varsa, işinizde kendinizi geliştirmek adına yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Yeni eğitimlere katılmak söz konusu olabilir. Ve tabii ki işsiz bir akrepseniz de bu hafta itibariyle tanıdıklarınızın ve daha ziyade arkadaşlarınızın vasıtasıyla yeni iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Aşk ve ikili ilişkilerden ise uzun zamandan beri bir beraberliğe sahipseniz, artık yuva kurmak adına daha net partnerinizle konuşmalar yapacağınız bir haftada olacaksınız. Ve aldığınız karara, cevaba göre de artık tamam mı, devam mı kararı alabilirsiniz. Evli olan akrepler bu hafta partnerinizin agresif, ani çıkışlarından şikayetçi olabilirsiniz. Tabii bir şeyleri anlatmak adına zor bir hafta olabilir ya da bir şeyleri idare etmek adına zor bir hafta olabilir. Ama tabii ki hafta sonuna doğru birazcık daha streslerin azalacağı, birazcık daha sükunetin sağlanacağı bir hafta olsa da ufak tefek tartışmalar yine de akabinde yaşayabilirsiniz. Bu hafta birazcık sinirlerinize hakim olmak önemli olacak. Maddi ve finansal konularda ise birikim yapmak, elinizde olanları değerlendirmeye çalışmak, daha tasarruflu olmak sizler için önemli olacak. Çünkü bu hafta itibariyle maddi ve finansal konularda dolunayında vermiş olduğu etkilerle bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz.
Hak ettiğiniz gelirler varsa bunlar elinize ulaşmakta biraz zorlanabilirsiniz. Elinize gelmesinde birazcık zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ve tabii ki bu da akabininde vadesi gelen borçlarınız varsa ya da yapmanız gereken ödemeler varsa bu konularla alakalı olarak zorlanmalı bir süreç getirebilir size. O yüzden de maddi ve finansal konularda elinizden geldiğinde kontrollü ve planlı bir şekilde lütfen harcamalar yapmaya özen gösterin sevgili akrepler. Peki ya yaylar, yay ve yükselen yaylar, haftaya başlarken özellikle sizin burcunuzda yaşanacak olan dolunayla birlikte hayata dair beklentileriniz neler? Hayatın neresindesiniz? Ve hayatınızla alakalı olarak gerçekleştirmek istediğiniz dilekleriniz, umutlarınız neler? Bunlarla alakalı olarak yeniden bir yapılanma içerisine gireceğiniz bir hafta olacak. Hayat görüşünüz değişebilir, hayat felsefeniz değişebilir ve hayatınızda artık öncelikleriniz de değişebilir. Ve artık hayatımın ilk sırasında ben varım, hayatımda artık kendime odaklanacağım diyeceğiniz bir dolunay yaşayabilirsiniz. Özellikle bu hafta tabii ki kariyer ve iş alanınızda yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Güzel bir imkan karşınıza çıkabilir ve bu iş değişiminde kabul edebilirsiniz. Yeni bir işin startını verebilirsiniz. Ama tabii ki bu hafta işinde çalışan, işinden memnun olan bir yaysanız da bu hafta gelen tekliflere karşı kapalı olabilirsiniz. Yani bu hafta artık düzeninizi bozmak istemediğinizi açık ve net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ve tabii ki işinizle alakalı bazı pürüzler varsa ya da bazı huzurunuzu bozan durumlar varsa üstlerinizle konuşma kararı alabilirsiniz. Üstlerinizle konuştuktan sonra üstlerinizin size destek olması, gerekli olan desteği sağlamasıyla işinizde kendinizi daha huzurlu ve daha verimli hissedeceğiniz bir hafta olacak. Özellikle belki işinizle alakalı yapmış olduğunuz karamsarlıklar vardı. İşte bu karamsarlıklardan da aranacağınız bir hafta olacak. Bu hafta özellikle ev, aile, yuva alanında satılamayan bir malınız varsa, bir gayrimenkulle alakalı olarak konularınız varsa bu konularla alakalı olarak güzel haberler, güzel sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle maddi ve finansal konularda hukuksal olarak mücadelesini verdiğiniz ne kadar konu varsa bunların da artık netleşeceği bir hafta olacak. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde ise bu hafta artık ilişkinizde enerjinizin artacağı bir süreç olacak. Partnerinizden beklentilerinizin gerçekleşeceği ve partnerinizin sizi daha iyi anlayacağı ve sizin beklentilerinize cevap vermekle birlikte sizi mutlu etmek için çabalayacağı bir hafta olacak. O yüzden de ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde kendinizi hiç olmadığınız kadar huzurlu ve mutlu hissedebileceğiniz bir hafta olacak sevgili yaylar. Peki ya oğlaklar? Oğlak ve yükselen oğlaklar, ikili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde bu hafta özellikle eşinizle maddi konularda anlaşamayabilirsiniz. Bazı sorunlar, bazı tatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle sizin yaptığınız maddi bütçe planlamasına bağlı kalmaması, kendi kafasına göre hareket etmesi nedeniyle bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sizin sinir katsayınızı birazcık artırabilir. Ama lütfen bu hafta sert tavırlardan ya da sert konuşmalardan, iletişimlerden uzak durmaya özen gösterin. Sakince konuşmakla, sakince anlatmakla her şeyi çözümleyebileceğinizin farkında olun. O yüzden de stresler yaratmamaya özen gösterin. Çünkü ilişkinizin bu hafta dengesi ve düzeni bozulursa bunu toparlamak, bunu yeniden yükseltmek çok zor olacak. O yüzden bu hafta itibariyle elinizden geldiği kadar eşinize, partnerinize sakin davranmaya özen gösterin. Özellikle yalnız olan bir oğlaksanız bu hafta girdiğiniz ortamlarda pek çok arkadaşlık teklifi gelebilir ve bunları kabul etmekte birazcık çekimser davranabilirsiniz. Sanki yeni bir ilişkiye başlamak için birazcık daha zamana ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Kariyer ve iş alanınızda ise bu hafta işverenseniz çalışanlarınızla bazı sorunlar ve problemler yaşayabilirsiniz. Ya da otorite figürleriyle aynı düşüncede olmamaktan dolayı bazı sıkıntılar oluşabilir. Ama tecrübelerinizle, olgunluğunuzla bu hafta itibariyle yaşanacak sorun ve sıkıntıların gayet rahat üstesinden gelebileceğiniz bir hafta olacak. İşinizde ne kadar istikrarlı, ne kadar kuralcı olduğunuzu bir kez daha hem çalışanlarınıza hem de üstlerinize gösterebileceğiniz bir hafta olacak.
Özellikle bu hafta yeni iş girişimleri haftasında olacaksınız. Ortaklı bir işe kalkışabilirsiniz. Özellikle yeni bir iş kurma düşünceniz oluşabilir. O yüzden bu hafta itibariyle kariyer ve iş alanında yine de yapılanma haftasında olurken yeni iş girişimleriyle de kendinizden bahsettirebileceğiniz bir hafta olacak. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde ise bu hafta yeni kişilerle tanışabilirsiniz, yeni çevrelere girebilirsiniz, iletişim trafiğiniz bir anda artabilir. Ebeveyn olan bir oğlaksanız bu hafta itibariyle çocuklarınızla fikir alışverişlerinizde birazcık zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sizin doğrunuzla çocuğunuzun doğrusu bir olmayabilir. O yüzden de bazı fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Bu da aile içerisinde bazı huzursuzluklar yaşamanıza neden olabilir. Ama lütfen olaylara, durumlara, bir de çocuğunuzun gözünden bakmaya, bir de onun gözünden bazı şeyleri görmeye özen gösterin. Bu hafta itibariyle çocuklarınızla yaşanabilecek olan çatışmalardan dolayı inatlaşma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Hem siz hem de çocuğunuz. O yüzden bu hafta ortayı bulmak, dengeyi sağlamak ve aynı zamanda ilişkilerin yıpranmamasına, aranızda olan bağlantıların zayıflamamasına dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Maddi ve finansal konularda ise lütfen bu hafta itibariyle hiçbir borç alışverişinde bulunmamaya özen gösterin. Tabii ki bu hafta aynı zamanda Dolunay'ın vermiş olduğu etkiyle gizli düşmanlıklara da dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Arkanızdan bazı dolaplar dönebilir, arkanızda bazı gizli düşmanlıklar olabilir. Bazı arkadaşlarınız, hiç ummadığınız, tahmin etmediğiniz insanlar sizin arkanızdan iş çevirebilir. O yüzden lütfen bu hafta itibariyle bunlara dikkat etmeye özen gösterin. Elinizden geldiğince maneviyatınızı yükseltin sevgili oğlaklar. Peki ya kovalar, kova ve yükselen kovalar? Özellikle bu hafta maddi ve finansal konularda zorlandığınız, elinize geçmeyen, alamayan haklarınızı alabileceğiniz güzel, şanslı bir haftadasınız. Tabii aynı zamanda bir taraftan gelirken bir taraftan da ani beklenmedik masraflar canınızı sıkabilir. O yüzden de bu hafta ne kadar giderler artsa da, gelirler gelse de yine de kontrollü ve planlı olmaya, bir denge sağlamaya özen gösterin. Şimdi bu hafta sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde ise bazı kopukluklar yaşayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızın ikinci yüzlerini görebilirsiniz. O yüzden de bu hafta birazcık şaşkınlık enerjisinde olurken bazı arkadaşlıklarınızın da kendiliğinden bittiğini görebilirsiniz. Tabii ki hayatınızdan çıkan giden insanlar sizin hayrınızadır. Lütfen bunu hiçbir zaman için unutmayın ve içinize de lütfen bir hüzün yaratmayın. Bu hafta itibariyle tabii ki sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde yaşadığınız sorunlardan ve problemlerden ya da bitişlerden dolayı kendi kendinize kalmak isteyebilirsiniz. Kendi kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Ve özellikle de artık bundan sonrası için size iyi gelecek, ruhunuza iyi gelecek kişilerle beraber olmak, o kişilerle arkadaşlığınızı sürdürmek sizler için çok çok önemli olacak. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde ise bu hafta net olmaya özen gösterin. Bazı konuşamadığınız konular varsa, konuşmaktan imtina ettiğiniz durumlar varsa ya da konular varsa bu hafta itibariyle elinizden geldiğince partnerinize karşı açık ve net olmaya ve içinizden geçenleri bir bir konuşmaya özen gösterin. Çünkü ötelediğiniz ne kadar konu varsa daha sonrasında daha büyük bir kriz şeklinde karşınıza çıkabilir. Daha büyük bir stres şeklinde karşınıza çıkabilir. Konular daha fazla büyüyebilir ve içinden çıkılmaz bir hal alabilir. O yüzden de bu hafta itibariyle ilişkinizde aksayan yönleri ya da ilişkinizdeki beklentileri bu hafta partnerinizle konuşmak çok çok önemli olacak. Kariyer ve iş alanınızda ise bu hafta rekabet haftasında olabilirsiniz. Siz ne kadar rekabeti sevmeseniz de, siz ne kadar yarış halinde olmayı sevmeseniz de bu hafta iş arkadaşlarınızın sizle rekabet enerjisinde olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki bunlar belki sizin elinizde olmayabilir, sizden kaynaklanmasa da bu hafta kendi işinizle meşgul olmaya, hiç kimsenin işine karışmamaya ve aynı zamanda birazcık daha düşüncelerinizi, duygularınızı anlatırken birazcık daha böyle imtina etmeye özen gösterirseniz bu haftayı birazcık daha rahat geçirebileceksiniz kariyer ve iş alanında. Çünkü bazı insanların belki sizin çalışma performansınızı kıskandığını görebilirsiniz. Ya da yakın bir iş arkadaşınızın hiç ummadığınız şekilde size fesatlık yaptığını görebilirsiniz. Tabii ki bu hafta birazcık şaşırma haftasında olurken yine de bunları
Çok fazla gözünüzde büyütmemeye, kafanızda büyütmemeye özen gösterin. İşsiz olan bir kovaysanız da bu hafta itibariyle yeni sektörlerde şansınızı deneyebilirsiniz. Yeni iş sektörlerinde kapı aralamak isteyebilirsiniz. Ama bu anlamda da şanslı olacağınız bir haftadasınız sevgili kovalar. Peki ya balıklar? Balık ve yükselen balıklar, bu hafta artık iyi niyetinizi suistimal eden, çevrenizde sizi sömüren insanlar varsa bunlara karşı dur diyeceğiniz bir haftadasınız. Kim sizin için kıymetli? Ya da kim sizin için kıymetli değil ya da siz kim için ne kadar kıymetlisiniz, bunların muhasebesini yapacağınız bir hafta olacak. Bu hafta kendinize yatırım yapma haftasında olacaksınız. Eğitim almak istediğiniz konular varsa bunlarda eğitimler alabilirsiniz. Ya da yarım bıraktığınız eğitimleriniz varsa bunları tamamlayabilirsiniz. Ve özellikle daha ziyade ruhunuzu doyurmak için spiritüel anlamda çalışmalar içerisine girmek ya da bu çalışmaların eğitimlerini almak sizin için çok çok önemli olacak. Aşk ve ikili ilişkilerde ise bu hafta özellikle partnerinizin, eşinizin, ailesinden kadın figürlerle anlaşmazlıklar ön plana gelebilir. Bilerek, isteyerek siz sinir edilebilirsiniz. Bilerek, isteyerek sinirleriniz gerilebilir. Ama bu hafta itibariyle en güzel cevap sessiz kalmaktır. Çünkü söyleyeceğiniz bir şey ilişkinizde dengelerin bozulmasına, partnerinizle ya da eşinizle aranızın açılmasına neden olabilir. Lütfen bu hafta itibariyle gelebilecek, karşı taraftan gelebilecek sözleri hiç kaideye bile almayın. Ve bu hafta özellikle ilişkiye yeni başlayan bir balıksanız kendinizi çok huzurlu hissedeceğiniz bir haftada olacaksınız. Sanki yeni başladığınız ilişkide, ilişkiye başladığınız partnerinizi sanki yıllardan beri tanıyormuşçasına hissedebilirsiniz. Bu duygular içerisinde olabilirsiniz. O yüzden de bu hafta kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir haftadasınız. İlişkiye yeni başlayanlar açısından ilişkide kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir haftada olacaksınız. Özellikle kariyer ve iş alanında ise uzun zamandan beri işini değiştirmek isteyen bir balıksanız, uzun zamandan beri belki bir iş başvurusu yaptınız, buradan haber bekleyen bir balıksanız bu hafta itibariyle bu konularla alakalı olarak radikal gündemler yaşayabilirsiniz. İşinizi değiştirebilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yani bu hafta itibariyle kariyer ve iş alanında değişim rüzgarları esebilir. Özellikle kendi işinin patronu olmak isteyen bir balıksanız bu hafta itibariyle kendi işinizde güzel atılımlar yapılabilirsiniz ya da ortaklı işlere girişebilirsiniz. Yani bu kariyer ve iş alanında güzel gelişmeler söz konusu olacak. Özellikle kariyer ve iş alanında çalışma arkadaşlarınızla bazı konularda arkadaşlarınız birbirleriyle anlaşamayabilir. Ama lütfen bu hafta itibariyle yorum yapmamaya ve taraflı davranmamaya özen gösterin. Maddi ve finansal konularda ise şanslı olacağınız bir haftadasınız. Özellikle ailenizden bir destek görebilirsiniz. Ya da uzun zamandan beri istediğiniz bir desteği görmeyi diliyorsanız ya da özellikle alamadığınız prim gibi ek kazançlar varsa ya da bunlar elinize geçmediyse bu hafta itibariyle bunların elinize geçeceği güzel şanslı bir haftada olacaksınız sevgili balıklar. Efendim bu hafta da Astroloji Günlüğü programına geldiğiniz için ve beni Bir TV ekranlarında yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.